Evet. Merhaba arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Evet Apple Watch'u aldık. Apple Watch 7'yi aldık. Sizlerle beraber canlı yayında bir açayım istedim. Tabi şu an kendim nasıl görünüyorum onu da bir şuradan yayınını e, yayını ben de bir e, kontrol etmek istiyorum aslında. Evet. Ses nasıl geliyor, onu da söylerseniz çok memnun olurum. Evet, Özkan selamlar, hoş geldin. İyi yayınlar. Güray Kırcıvaloğlu teşekkür ederim. Ses iyi geliyorsa harika. Şimdi arkadaşlar çok güzel buradan yorumları da görebiliyorum, harika. Apple Watch 7'yi aldık. Ben Apple Watch 4 kullanıyordum. E, bu kayışlar da e, Çin malı, onu da söyleyeyim. E, ya bunları e, aldığım zamanı anlatan e, birkaç tane şeyim var. E, videom var, linkleri falan da var orada. Ya bunlar biliyorsunuz, e, hele ülkemizde artık iyice e, pahalı olmaya başladı. E, Ankara'ya da selamlar Arif Çürük, çok iyi demiş, teşekkür ediyorum. Şimdi evet ses de iyi geliyorsa bir şey yapalım. Apple Watch 4 kullanıyordum ben. 7'ye geçebilirim diye düşündüm. Açıkçası özelliklerini falan incelediğimde 4'ten 7'ye geçilebilir gibi geldi. Ama 6 kullanıyorsanız bence gerek yok. Onu söyleyeyim. Sizin de merak ettiğiniz bir şeyler varsa soru sorabilirsiniz tabi. Bu bir anlamda da canlı yayın bir denemesi gibi de oluyor. Apple Watch 7'yi açmadan hemen önce şöyle söyleyeyim. Eski saatlerinizi eğer bir arkadaşınıza verecekseniz, bir akrabanıza verecekseniz veya sattıysanız onu mutlaka telefonunuzdaki Apple Watch uygulamasından eşleştirmeyi, kaldırma yapmayı unutmayın. Telefonunuz saatinizden de kontrol edin. O ayarlar kısmına girip onları yaptığınız zaman iyi olur. En azından bilgilerinizi şey yaparsınız. Bir de bul uygulamasından da kapatmazsanız o sıkıntı olabilir. Onu da kaldırırsınız oradan. Onu söyleyeyim. Şimdi Apple Watch 7'yi açalım beraber. Ben bu sefer, bu sene biraz böyle renkli gidiyorum. Ee, telefonu da renkli aldım. Ee, kılıfları falan renkli aldım. Arkadaşlar kızıyor ama olsun. Yani birazcık renkli gidelim. Ee, Apple Watch 7'yi işte şu şekilde göstereyim size. Şöyle basit, ufak, ince bir kılıf. Ee, ince bir kutuda geliyor. Bu kutuda şey yok, jelatin yok. Hemen şuralarda şöyle bir şey var şuradan. Şöyle açıyorsunuz. Yırtmadan benim gibi. Beceremedik. Ha, Şöyle. Şimdi açalım bakalım. Neymiş? Evet içinden iki tane kutu çıkıyor. Bu arada Product Red almıştım ben. Onu da şöyle göstereyim. Masayı sallıyorsunuz. Görüntü titriyor. Özür diliyorum. Özkan tamam. Şimdi şöyle masadan tamamen koptum. Evet ya şöyle bir kutunun içinden bu çıkıyor. Onu şey yaptım. Evet iki tane Kutu çıkıyor ekstra. Şöyle göstereyim. Burada şunu söyleyebilirim. siz, Ben online aldım. Online olarak Apple Watch'tan teslim almak üzere almıştım. Ölçü olarak bu örgü olan kayışı almıştım. Bu biliyorsunuz böyle açılıp kapanmıyor. Bileğinize geçiriyorsunuz. Ben bunu 9 numaralı ölçüden almıştım ama sonra gidip kendim denediğimde 10 numaranın daha iyi olacağını düşünmüştüm. Sonra bunu hemen orada anında değiştiriyorlar. Ee, bir sıkıntı olmuyor. Ee, masa sallanmıyordur herhalde umarım. Özkan teşekkür ediyorum uyarın için. Şimdi bu böyle. Önce şunu bir açalım. Değil mi? Bunda şurada şöyle bir jelatin Bu arada e, tek başına Product Red denilen kırmızı örgü aslında 49 dolar diye biliyordum ama arkasında şöyle göstereyim 69 dolar gibi gözüküyor. Enteresan. Neyse Neyse bize kutu içinden geldi zaten. Şöyle bir açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak dermişim. İçinden ne çıkacak? Tabii ki bir tane örgü kılıf çıkacak. Şey, kayış çıkacak. Açabilirsek. Evet. Evet. Açıyoruz. Şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi şu kadar bir şey. Evet. Hemen şunu da şöyle size de göstermeye çalışalım bir yandan. Evet. Bunu da koyalım kenara. Örgü kayış dediğimiz de şu. Şöyle yaklaştırarak sizlere biraz daha göstermeye çalışayım. Örgü kayışımız şurada kenarda dursun. Gelelim saatin kendisine. Şimdi biliyorsunuz Apple bu Son e, iPhone 13'lerle birlikte artık jelatini tamamen kaldırdı. E, ne yapıyor? Kutularını önceden hani hiç açılmadığı belli olsun diye bir jelatinle kaplıyordu. E, ama onu iptal etti artık. E, biraz da böyle naylondan tasa şey yapıyor yani çevreye zarar vermesin falan diye. E, şurada iki tane, bakın şu üst tarafta ve alt tarafta iki tane şey var. E, ne derler? Emniyet e, etiketi var. Onları şöyle kaldırıyorsunuz. Evet. Şu alttakini de kaldırıyoruz. Evet. Ondan sonra e, o kilitler açılmadıysa zaten belli oluyor. Açamıyoruz. Ama bu kutularda tam sıfıra sıfır yapılıyor. Evet. Açtım. Şunu da kenara koyayım. Evet. içinden şöyle çıkıyor. Evet şu saat kısmı şöyle. Şöyle göstereyim. Onu çıkartacağım şimdi. Bir tane şöyle bir etiket çıkıyor bu içinden. Product Red falan filan. Bu Product Red et, ekstra bir ücret falan yok. Sadece işte ekstra bir bağış yapıyor Apple sizin yerinize. Onunla alakalı onu koyduk. Bir tane de evet nihayet hızlı şarjın bizlere sağlandığı bir USB-C kablosu geliyor gördüğünüz gibi. Bu USB-C kablo niye önemli? Bu kablo sayesinde Apple Watch'umuzu artık hızlı şarj edebileceğiz. Yani mesela atıyorum akşam geldiniz, saatinizin şarjı bitmiş durumda ama uykunuzu da takip etsin istiyorsunuz. Hemen bir hızlı şarja takıyorsunuz. 8 dakika bir şarj oluyor. 8 dakikanın sonunda bir 8 saatlik yani en azından sabah uyanacağınız saate kadar sizi idare edecek bir şarja ulaşmış oluyorsunuz. Bu da güzel bir yenilik. Ha şöyle bir şey de var. Zaten hızlı şarjla beraber 45 dakikada %80 civarında bir şarj olabiliyor. O da sizi zaten bütün gün rahatlıkla çıkarır. Onu da şuradan şöyle bir çıkarayım bakayım. Buraları yırtmadan bir yolu var mı bunun? Şöyle çekeyim. Evet Şuradan da, hı. şöyle kaldırınca, evet bunu da kenara koyayım. Evet, USB-C, e, bu, bu arada şunu da söyleyeyim, bu USB-C kabloyla beraber hızlı şarj edebilmeniz için 20 Watt'lık şarj adaptörü almanız lazım. E, onu da hatırlatmış olayım. E, eğer iPhone 12, 13 gibi hızlı şarj e, destekleyen telefonları kullanıyorsanız muhtemelen, e, ilk çık ilk çıkanlarda 18 watt, sonrakilerde 10 20 watt gibi e, e, şarj adaptörlerini kullanıyorsunuzdur. E, onları şey yapabilirsiniz, bununla kullanabilirsiniz. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şurada bir jelatin daha mı var? Bir bakayım. E, yok jelatin yok. Abi bu arada öncekilerde böyle değildi. Bakın şu arka taraf böyle bir e, alüminyum görüntülü olmuş. Onu da bilmiyorum. Şimdi Dediğim gibi işte çıkanlar bu kadar. Şunu da kenara koyayım. Ee, saatimiz, kutu açılışında saatimiz var. Şarj kablomuz var. Bir tane de kayışımız var. Şimdi saati de şu şekilde çıkartalım. Evet. Evet. Onu da çıkarttık. Saatimiz de çıkarı çıkarmaz açıldı. Şöyle. Görünüyor mu? Görünüyor. Gayet güzel. Evet önce kayışımızı takalım. Takamadık. Niye takamadık? Ulan ters mi takıyoruz yoksa? Yok. Ters de takıyor olabiliriz. Şöyle deneyelim. Evet ters takıyormuş. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Çıt sesini duyduk. Şunu da şöyle yapayım. Evet. Şu şekilde saatimiz hazır. Tabii şimdi bunu eşleştirmesini falan yapacağız. Onu e, çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yapabilirsiniz gibi düşünüyorum. Özkan sormuş. Kaç milimetrelik? Bu 45 milimetrelik e, olan versiyonu. Zaten çok e, kasalar böyle 1 milimetre kadar bir büyümüş. Özellikle şu saatin ekranında biliyorsunuz çok ciddi bir iyileştirme yaptılar. E, 6. seriye göre %20 o önceki serilere göre seri 3 ve öncekilere göre de neredeyse %50'lik bir ekran büyümesi var. E, o, an, o yönden baya bir ilerleme oldu ekran açısından. E, dolayısıyla bu 44 milimetrelik eski bildiğimiz modelin yerine bu 45 milimetreler geldi benim be bileğim biraz büyük olduğu için 45 mm'lik aldım. Şöyle bir takayım bileğimde de görün. Evet. Tam bileğime uygun olması açısından şöyle göstereyim. Görünüyor bilmiyorum. Şöyle yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Yani güzel. Ben şimdi bunu eşleştirmesini yapacağım. Başka verebileceğim bilgi var mı onu da bir şey yapayım, düşüneyim sizlere. Ee, yeni bir GPS eklendi. Çin'in e, Baidu muydu, ismi neydi hatırlayamadım şimdi ama ekstra bir Çin uydusuna bağlanabilmesi açısından GPS'in ekstra bir uydu e, çipi eklendi. Onu söyleyebilirim. Hızlı şarj geldi onu söyledim. Ekran büyüdü onu söyledim. E, kasa ve özellikle şu camın etrafı e, toz geçirmelerine karşı IP 6X denilen yeni bir standartla böyle biraz daha artık iyice sağlamlaştırıldı. Yani toz geçirmez diyebiliriz artık. Toz ve su geçirmiyor biliyorsunuz. Su geçirmemezlik konusunda da şunu söyleyeyim. Benim nahçizane tavsiyem yani şu an herhangi bir firma su geçirmemeye karşı bir şey vermiyor. Yani garanti vermiyor. Yani normalde yine benim ee, kanalımda bu IP67 ne demek, IP68 ne demek, su geçirmemezlik falan filan onlar ne demek çok detaylı incelediğim bir tane video var. Biraz eski video, ses biraz kötü ama çok güzel anlatıyorum orada. Hatta blog yazımda da var onu da okuyabilirsiniz. O daha hani okumak isterseniz kahramanur.com'da var. Orada mesela şöyle bir şey var. IP68 dediğimiz aslında böyle su geçirmezlik gibi e, algılanıyor mu? Aslında öyle değil. Bizim şu anda kullandığımız saat, telefon ve benzeri onların tamamı neredeyse IP67.5 Bu ne demek diyeceksiniz? Aslında IP68 dediklerinde proof demeleri lazım. Yani waterproof su geçirmeye, su geçirmezliğe karşı kesin bir şekilde koruyucu anlamına geliyor. Ama IP68 dediğiniz zaman belli sürelerde ve belli seviyelerde koruyor anlamına geliyor. IP67 de sıçramalara karşı koruyor diyor. Yani aslında ee, şöyle bir şey var. IP68'de waterproof demeleri lazım. Ama o çok yok. Yani şunu özetle çok uzatmayayım. Hemen şunu söyleyeyim. Siz öyle basınçlı sulara maruz kalabilecek işte su kayağı olur. E, suyun içinde böyle şiddetli basınçlı sulara maruz kalabilecek aktiviteler veya dalgıçlık gibi aktivitelerde bu saati kullanmayın. E, mümkünse denizde kullanmayın. Ben hiç kullanmadım. Denizden çıktığınız zaman da naçizane tavsiyem bol suyla yıkayın. Sadece bol suyla yıkayın e, o deniz tuzu birazcık ra şey yapabilir zarar verebilir başka saatle ilgili ne söyleyebilirim iOS 15 yani iPhone 6s ve sonraki modellerdeki bir iPhone'la kullanabiliyorsunuz yani iOS 15'iniz 15 olmak zorunda telefonunuzda başka sizlere söyleyebileceğim e, bu saate gelen ekranın büyümesiyle kadranlar falan değişti onları da söyledik e, şarjı normal şartlarda 18 saat ama böyle birazcık Hani birkaç ayarı e, kısarsanız günlük kullanımınıza göre biraz daha böyle dikkatli kullanırsanız da 24 saat kullanıldığı söyleniyor ama bakalım onu şey yapacağız, deneyeceğiz. E, bu arada bakayım kaç kişi izliyor şu an ekran böyle bir karışmış göremiyorum. E, i̇zleyen siz izleyen değerli e, izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Yalnız bırakmıyorsunuz beni. O ne ya öyle? Ses geldi mi size de? <laughs> bir tane kamyon burada bayağı bir şey yaptı. Şu anda Amerika Boston'dayım. Buradan da beni misafir eden sevgili dostum Özgür'e selam olsun. O şu an çalışıyor. Ben de burada çalışıyorum. Balıkesir'de de Övünç'e selam olsun. Herkese de selam vermiş olduk. Şimdi aklıma gelen, anlatabileceğim, sizlere söylemek istediğim başka şeyler var mı diye düşünüyorum. Bir şey de atlamak istemiyorum. Ee, genel anlamıyla bu şekilde e, Apple Watch 4 ile yan yana koyduğumda aslında onu da bir size göstereyim şöyle Apple Watch ben 4 kullanıyordum 4 ile beraber ikisini yan yana koyayım en azından e, kolda nasıl duruyor büyüklük küçüklük hani ekran olabilir. Nasıl bir fark göreceksiniz şu şekilde göstereyim size evet. Yani çok ciddi o 1 milimetrelik fark çok ciddi bir şey anlamına gelmiyor. Ona çok takılmayın. E, kimisinin tabi bileği küçük olabilir, o zaman da e, şey yapıyor. Yani bir tık büyük gelebilir. Eğer daha önce Apple Watch kullanmadıysanız, yani o e, 40 milimetre veya 44 milimetre bir fikriniz yoksa mutlaka bir Apple Watch şey Apple Store'a gidip oradan bir deneyin önce, ondan sonra karar verin derim. E, Unutmak istemiyorum bir şeyleri. Sizin varsa sorularınız ee, Özgür selamlar Beş kişiyiz şu an demiş. Eline ağzına sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol Özgür dinlediğin, izlediğin için. Ee, başka valla işte unutmak istemiyorum. Ee, özellik olarak. Çip olarak bir önceki çipi kullanıyor. Yani e, 6. seri modellerde olan çipin aynısını kullanıyor. Bugün de hatta şeyde Apple Watch teslim alırken oradaki Apple çalışanlarına sordum ya aynı çipi kullanıyor ne iş falan gibisinden. Siz ne ayaksınız oğlum dedim yani. O da tabii şey diyor yani aynı çip ama biraz daha hızlı olabilir falan diyor. Dedim bırak ayak yapma. Evet aynı çipi kullanıyor. Ee, ekran biraz büyüdü. E, bence en büyük geliştirme evet yine biraz ek şeyi sallıyor olabilirim. Bence en büyük geliştirme ekranın büyümesinin yanında hızlı şarj oldu. O hızlı şarj gayet iyi. Tabii USB-C e, ee, tabii bunu da şu anda şunu da söyleyeyim. Bu e, USB C destekli 20 wattla 20 watt adaptörle beraber kullanacağınız hızlı şarj cihazını adaptörünü eski Apple Watch'larla kullandığınız zaman normal şarj oluyor. Yani öyle hızlı şarj gibi bir şey yok. Yani bu gerekiyor hızlı şarj için ama hızlı şarj olayı direkt yeni Apple Watch'larla alakalı. Keşke pil süresi biraz daha uzasa da e, daha iyi olacak. yani iki gün bir buçuk gün yoğun kullanımda bir gün çoğu kişiye yeterli gelmiyor Onu çıkarıyorsun sürekli tak çıkar tak çıkar yapmak zorundasın o da çok pratik olmuyor açıkçası ee, ekran bu arada tabi yeni Apple Watch'la beraber ekran arayüzündeki buton birçok buton düğme hepsi büyüdü doğal olarak artık daha çok bilgi daha çok komplikasyonu aynı anda görebiliyorsunuz o da güzel bir şey başka aklıma gelen şöyle bir şey de var. Bir önceki videoda benim kanalda bir önceki videolarda görebilirsiniz. Orada yine Apple Watch 7 ile ilgili özellikleri tek tek anlatıyordum. Ekranı söyledik, kasayı söyledik, donanımı söyledik, yazılımda da söyledik. Yani bu kadar. Sevgili dostlar, izleyen 5 kişi 6 kişiye çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii canlı canlı sorularınız varsa sorularınızda. da ee, bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışayım. Tabi normal kullandıkça da ben size ekstra e, videolar çekmeye devam edeceğim. Bu arada gezi yani şu anda bir seyahatteyim. Ee, Miami'den işte birkaç video paylaştım yine paylaşacağım. Ee, New York'a geçtim oradan. New York'ta çok güzel bir 4-5 tane video oldu. Ee, onları izleyebilirsiniz. Ondan sonra Boston'a geldik. Boston'da Özgür dostumla beraber e, video çekeceğiz. Aynı zamanda burada benim kendi çektiğim videolar da var. Yani burada biliyorsunuz Harvard burada, işte MIT burada. Ya burası tam bir öğrenci kaynıyor. Burası çok müthiş bir şehir. Açıkçası gezdiğim en güzel Amerika şehri şu ana kadar. Boston'u çok sevdim. Ama tam zamanındayım. Böyle kışı sevmiyorum ben. Tam böyle hava kötüleşmeye yakın. Ben haftaya. Kaçacağım. Ne tarafa? San Francisco'ya geçeceğim. Önümüzdeki hafta. Oradan da güzel videolar çekeceğim. Keşke diyorum. Ayın 18'inde biliyorsunuz Apple'ın Macbook etkinliği olacak. Keşke yerinde izleyebilseydik. Bilmiyorum. Bakalım. Belki de en azından e, tabii bir Apple'ın Apple Park denilen yeni e, mekanına bir uğrayacağım Orada bir çekimlerde yaparım. E, onları da sizlerle paylaşırım. Onun için e, takip ediyorsunuz. Sağ olun, var olun şu an izlediğiniz için. Ama çevrenizde arkadaşlarınız, dostlarınız varsa onlara da söyleyin. Ya kahraman diye birisi çıkmış böyle ufak tefek videolar atıyor diye, böyle bir destek olursanız da sevinirim. E, varsa sorularınızı alayım. Yoksa da yavaş yavaş kapatayım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak şimdi canlı sonlandırmak için telefonun arkasına geçmem lazım. <laughs> Tamamdır dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.